Ebu Hureyre'den rivayet edilir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün ashabı Güzin ile oturmuş sohbet ediyorlardı. O sırada Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, senin hakkın için ki ömrümde puta secde etmiş değilim. Hazreti Ömer söze karıştı. Niçin Hazretin hakkında yemin edersin? Bu kadar zaman cahiliyette gezerdim. Bu söz üzerine Hazreti Ebu Bekir anlatmaya başladı. Pederim Ebu Kuhafe bir gün beni alıp puthaneye götürdü. Bunlar bizim ilahımızdır. Haşa. Bunlara secde eyle dedi ve beni orada bırakıp gitti. Ben oradaki puta, karnım açtır, bana yemek ve su ver dedim. Cevap vermedi. Ben elime bir taş alıp puta dedim ki, bu taşı senin üzerine atacağım. Eğer ilah isen mani ol. Yine ses çıkmadı. Ben taşı attım, put yüzüstü yere devrildi. Babam gelip gördü. Bana, ey oğul, niçin böyle edersin dedi. Sonra beni alıp eve götürdü. Valideme olanları anlattı. Validem, ona dokunmayın. Onun hakkında Hak Teala tarafından bana hitap geldi ki eseri zuhur edecektir. Sonra ben valideme dedim ki, benim için sana gelen hitap neydi? O da şöyle dedi. O gece senin doğumun yaklaşmıştı. Gayipten bir ses geldi ki, ey hatun, müjde olsun sana. Senden bir çocuk doğacaktır ki yerde adı Atik ve semada Sıddık ve Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam yar refik olacaktır. Ebu Hureyre der ki, Hazreti Ebu Bekir annesi ile konuştuklarını anlatıp sözünü bitirdi. O anda Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama Sıddık-ı Ebu Bekir'dir dedi. Yani Ebu Bekir gerçek söyler diye 3 kere tekrar etti. Rivayete göre Hazreti Ebu Bekir bütün mal ve mülkünü Allah yolunda tasadduk edip bir hırka ile evinde otururken kapı çalındı. Hazreti Ebu Bekir dışarı çıkıp gördü ki birisi kapının önünde durur. Adam, ya Ebu Bekir, 10.000 akçe borcum var. Alacaklı parasını istiyor. Umarım ki lütfedip benim borcumu ödeyip beni kurtarasın. Bunu duyan Ebu Bekir, ya miskin, görmez misin bütün malımı Allah yolunda bağışladım. Senin borcunu nereden ödeyeyim deyince bu kimse dedi ki, işittim ki senin malın çok, senin fazlından umarım ki beni bu borçtan kurtarasın. Hazreti Ebu Bekir varıp bir Yahudi'den 12.000 akçe istedi ve dedi ki, İnşallah yarın öğleden sonra paranı öderim. Yahudi dedi ki, ödeyemezsen nasıl olacak peki? Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki, eğer yarın öğleden sonra senin paranı bulup ödeyemezsem sana kölelik ederim. Bu söz üzerine Yahudi çıkarıp 12.000 akçe verdi. Ebu Bekir de o akçeyi alıp borçlu olan fakire verip borcunu öde dedi. Kendisi de Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül eyledi. Ve yarın öğleden sonra ödeyeceği parayı nereden bulup ödeyeceğini düşündü. Sonra kalktı, Hazreti Ayşe'nin evine gitti. Selam verdi ve ey kızım, bilmiş ol ki dün bir Yahudi'den 12.000 akçe alıp bir fakire verdim ve bugün öğleden sonra akçeyi bulup vermezsem ona kölelik edeceğim. Hazreti Ayşe'nin kalbine hüzün gelip ağladı. İkisi de hasretle ağladılar. Hazreti Ebu Bekir kızına teselli verip çıkıp gitti. Hazreti Ayşe anamız da ağlarken mübarek gözünden bir damla yaş yere düştü. Hak Teala Hazretlerinin kudretinden bir nurani cevher halk olundu. Hazreti Ayşe anamız bu cevheri görüp sevindi ve babasını çağırıp dedi ki,
gel babacığım. Hak Teala Hazretleri bana merhamet etti. Gözümün yaşından bir cevher halk etti. Şimdi bu cevheri pazara götür, sat, borcunu ver. Hazreti Ebu Bekir de o cevheri alıp pazara gitti. Hak Teala Cebrail'e emir verip, ya Cebrail, Habibim ve Resulüm Muhammed Mustafa'nın zevcesi Ayşe'nin gözünün yaşından kudretimle bir cevher halk ettim. Kulum Ebu Bekir o cevheri alıp pazara gidiyor. Şimdi çabuk git, cennette kudretimin hazinesinden 20 bin altın al ve nurdan bir tabağın içine koyup Ebu Bekir'in önüne çık. O cevheri satın al. Bana getir ki o cevher bana gerekli. O cevheri arşımda koyayım ki onun nuru arşımda ziya vere. Ve mümin kullarımın kabirleri o cevher ile min nur ola. Cebrail de yetişip cennetin hazinesinden 20 bin altın alıp bir nurdan tabak içine koyup insan suretine girip pazarda Ebu Bekir'in önüne çıktı. Ve dedi ki, ya Ebu Bekir, elindeki nedir? Bana satar mısın? Ebu Bekir, satarım dedi. Cebrail, ne istersin dedi. Ebu Bekir dedi ki, 12 bin akçe isterim. Cebrail 20 bin altın verince Ebu Bekir kabul etti. Cebrail aleyhisselam, aç eteğini dedi. Ebu Bekir eteğini açtı. Cebrail eteğine altınları koydu. Hazreti Ebu Bekir altınları alıp saadet hanelerine geldi. Gördü ki akçe aldığı Yahudi kapının önünde bağırıp der ki, ya Ebu Bekir, gel akçemi ver veyahut kölemsin. Hazreti Ebu Bekir geldi Yahudi'ye o 20 bin altını verdi. Yahudi şaşırıp dedi ki, bu altın nedir? Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki, bu 20 bin altın borcunun yerine. Yahudi dedi ki, senin bana borcun 12 bin akçedir, bu fazladır. Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki, bu altın senin akçen bereketidir. O zaman Yahudi altının birini eline aldı, gördü ki üzerinde yazılmış ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve diğer yüzünde de Kul huvallahu ehad suresi kudret kalemiyle yazılmış. Yahudinin kalbi yumuşadı, hidayeti Rabbani yetişti. Dedi ki, ya Ebu Bekir, inandım ki senin dinin hak dindir ve gerçekten sen sıddıksın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da hak peygamberdir deyip şehadet kelimesini söyleyip sıdk ile Müslüman oldu ve o altınları din aşkına